Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. İyi akşamlar herkese. Hoş geldiniz. Bugün güzel bir konuyu konuşacağız. Stresle tetiklenen, duygusal travmalarla tetiklenen yeme ataklarını nasıl çözüm bulacağımızı konuşacağız. Uzman klinik psikolog Samet Taşkıran'la beraber hem yeme ataklarımızın fizyolojik nedenlerini konuşacağız hem de psikolojik nedenlerini konuşacağız. Fizyolojik nedenlerini de konuşacağız. Çünkü kendisi de aynı zamanda fonksiyonel tıp eğitimi almış bir psikolog olduğu için fizyolojik nedenlerini de gayet güzel biliyor. Onları da konuşacağız. Bu arada kendisi 130 kilodan aşağıya düşmüş, zayıflamış bir isim aynı zamanda. Ve bir süre al ver sorunu yaşamış, yani kilo al ver sorunu yaşamış. En son fonksiyonel tıp eğitimi aldıktan sonra istikrarlı bir çizgiye oturmuş o kilo al ver dengesi. Onu da konuşacağız beraber. Merhaba Fule Hanım, hoş geldiniz. Herkes hemen hemen aslında merhabalar Funda Hanım, tanıyorum şeyden, sosyal medyadan da tanıyorum. Aranızda danışanlarım da var. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi Samet Bey'i bekliyorum. O da geldiği zaman yayına başlayabiliriz. Bu arada sorularınızı sorabilirsiniz. Sorularınızı ben not alacağım. Sonrasında Zeynep Hanımcığım teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Kendisini davet etmek için şimdi İstek göndereceğim. Merhabalar, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bu arada sorularınızı da yazabilirsiniz akışa, sorulara da bakacağız çünkü. Samet Bey, siz geldiyseniz siz bana bir katılma talebi atabilir misiniz? Ben çünkü şeyde göremiyorum, sizi göremiyorum akışta. Ve dolayısıyla davet de gönderemiyorum. Sorularınızı not alacağım bu arada. Şimdi evet. Acaba bağlantıda mı problem var? Ben ekliyorum sizi ama katılma daveti. Merhaba. Oldu. Evet, merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldiniz. Bugün çok güzel bir konuyu konuşacağız. İnşallah herkese de faydalı olacak. Herkesin en sorun yaşadığı duygusal yeme ataklarını konuşacağız. Aynı zamanda bunların önlerinde konuşacağız ve nasıl çözüm bulacağımızı, strese bağlı yeme ataklarını, duygusal travmalara bağlı yeme ataklarını nasıl çözeceğimizi konuşacağız. Siz aynı zamanda fonksiyonel tıp eğitimi aldığınız için zaten daha geniş bir bakım, yani bir psikoloğun daha da fazlası olarak çok geniş bir şekilde yanıt vereceğinize inanıyorum. Sonra sizin öykünüzden biraz bahsedeceğiz, sizin zayıflama kiranızdan. Samet Bey'in sayfasında görebilirsiniz. Öncesi sonrası fotoğrafları da gerçekten ilginç. Onu da paylaşmış görmek isteyen arkadaşlarımız için. İsterseniz ufak ufak başlayalım. Bu arada kendinizle ilgili kısaca birkaç cümle söylerseniz seviniriz sizi tanımayanlar için.
Evet, ben uzman klinik psikoloğum, Samet Taşkıran. Yeme bozukluklarıyla çalışıyorum. Aslında çok uzun zamandır ilgi alanım. Az önce söylediğiniz gibi aslında benim de böyle bir öyküm var geçmişte. Kiloyla ilgili bir süreç yaşadım. Maksimum 103 kiloyu gördüm. O dönemde işte böyle kilo verme çabaları, işte bir takım böyle girişilen işte diyetler, sporlar vesaire. Ama bir şekilde o yoyo etkisi, onu da konuşacağız birazdan. Yani o alma verme döngülerini ben de yaşadım bir dönem. Sonrasında yeme bozukluğu diye bir kavram olduğunu öğrendim. Ve o kavramı fark ettikten sonra bu alanda uzmanlık yapmaya karar verdim ve yüksek lisans tezimi de obezitenin psikiyatrik etkileri üzerine yazdım. Sonrasında fonksiyonel tıpla yollarım kesişti ve orada da fonksiyonel tıp yaşam koçluğu eğitimleri aldım. Hem bedeni beslemek hem duyguları beslemek bütünleştiğinde aslında çok daha iyi bir noktaya doğru gelmeye başladı çalışmalar ve sonrasında işte sujuk terapiyle ilgili böyle minik bir eğitim aldım. Aromaterapiyle ilgili eğitimlere katıldım. Bah çiçekleriyle ilgili bir eğitim aldım gibi böyle aslında o bütünü yakalamaya çalışan böyle ilgimi çeken konuları da takip etmeye çalışıyorum. Bir yandan eğitimler alıyorum, bir yandan eğitimler veriyorum gibi böyle bir süreç var. Çok güzel. O zaman hiç yani çok yönlü bir bakış açısına sahipsiniz aldığınız eğitimler yönüyle. Hiç uzatmadan konuyu ben ilk olarak şeyi sormak istiyorum. Bizim bu durdurulamayan yeme ataklarımız neden kaynaklanıyor? Yani bunun fizyolojik yönde var ama sağlık yönü açısından ne diyeceksiniz? Yani danışanlarımın da koçluk verdiğim için en çok yakındığı konulardan bir tanesi bu. Şeyi yapıyoruz, kilo vermeyi gerçekleştiriyoruz ya da sağlıklı beslenmeye geçiş yapıyoruz ama bir yerde ipler kopuyor. Şimdi orada ipler niye kopuyor? Yani ne diyeceksiniz bu konuda? Orada aslında iplerin kopmasından önce belki yeme bozukluğu kavramına geniş bir bakış açısıyla böyle başlamak daha doğru olur diye düşünüyorum. Öncelikle yeme bozukluğu yaşayan insanların o yaşadıkları şey bir iradesizlik değil. Çünkü kişiler bunu sıklıkla iradesizlik olarak algılıyorlar ve öyle yorumluyorlar. Ve çevreleri tarafından da bu şekilde hep söyleniyor ve geri bildirimde bulunuyor. İşte boğazını tut, yeme, işte kendine hakim ol gibi bir takım böyle geri dönükler oluyor ama o çok yoğun bir dürtü. Aslında nasıl ki bir bağımlı olduğu şeye karşı konulamaz bir istek duyuyor, bir aşerme duyuyor ve o şeyin içerisinden bir şekilde kendi başına çıkamıyor. Aslında yeme bozukluğu da bir tür bağımlılık diyebiliriz. Niye meydana geliyor? Çünkü kişilerin yatışmaya, sakinleşmeye ve iyi hissetmeye ihtiyaçları var. Aslında o atak anında bir şekilde zihinlerinde bir tehdit ve tehlike algısı alarm vermiş oluyor. Ve bu alarm neticesinde bir kaygı, bir endişe, bir korku meydana geliyor ve kişi bu ana temel duyguyu hissetmemek için hızla yemek yemeyi tercih ediyor. Bunun da iki tane sebebi var aslında. Bir tanesi tehdit ve tehlike anında bizim sempatik sistemimiz devreye giriyor. Sempatik sistem dediğimiz nedir? Aslında savaş ya da kaç yanıtını verdiğimiz taraf. Bir tehdit var, bir tehlike var. O tehlikeyi ya ortadan kaldırmak için onunla savaşmam gerekiyor. Savaşamıyorsam, onu yok edemiyorsam ya da ortadan kaldıramıyorsam hızla kendimi güvenli bir alana almam gerekiyor. Şimdi bunu yapabilmek için neye ihtiyacım var? Enerjiye ihtiyacım var. Dolayısıyla enerjiye ihtiyacım olduğu için sistem aslında nasıl ki hasta olduğunda iştahı kapatıyor ve kendisini onarmaya yöneliyor. Bunu çok otomatik bir şekilde yapıyor. İşte enerjiye ihtiyacı olduğunda da besine çok otomatik bir şekilde yönlendiriyor aslında. Neden besine yönlendiriyor? Çünkü biz hayata başladığımızda anne memesiyle aslında hayata başlıyoruz. Dolayısıyla anne memesi bizim için, bir bebek için kendi uzantısı bir kere.
en önemli noktalardan bir tanesi bu. Yani bebek bir kendi var, bir de annenin memesi var ve o meme kendi organı aslında bebek için. Dolayısıyla o anne memesinden emdiği sütten çok daha fazla aslında duygu emiyor. Ne yapıyor? Güvende hissediyor. Ve bunu nasıl bir zamanda yapıyor? Karnı doyarken yapıyor aslında. Tabii o işte yemek yemiş olmanın fizyolojik olarak vücuttaki o kimyasal değişimleri, işte insülin metabolizması, şekerin işte bir miktar yükseliyor olması, o rehavet, o güvenlik algısıyla birlikte aslında aynı zamanda anne ne yapıyor? Bebeğini seviyor, onunla göz teması kuruyor. Bebek o esnada annenin kokusunu alıyor. Yani aslında dünyanın en güvenilir alanında o esnada. Karnı doyarken o en güvenli alanda ve bu bilgi bizde bir şekilde hayat boyu kayıtlı. Dolayısıyla o hani fizyolojik olarak besine ihtiyaç, enerjiye ihtiyaç duymanın yanında duygusal bir tarafta da böyle bir şeye ihtiyaç duyuyoruz. İşte o zaman ne oluyor sistem? İlerleyen zamanlarda stresle, korkuyla, endişeyle ya da aşamayacağımı düşündüğüm bir durumla karşı karşıya kaldığımda hızla tekrar aynı döngüyü başlatıyor ve diyor ki hadi yemek ye ve rahatla. Hı. Dolayısıyla orada bu bir baş etme yolu olarak öğrenildiğinde kişi orada bir noktadan sonra aslında günlük olarak alması gereken kalorinin daha üzerinde bir kalori de almaya başlıyor. Ve yeme bozukluğu dediğimiz şey aslında burada kendisini belli etmeye ve göstermeye başlıyor. Peki, tabii, pardon. Yani mesela ne olduğu zaman evet bende yeme bozukluğu var desinler. Yani sıkıştırmayı söylüyoruz ama onun dışında böyle belirgin olarak size geldiği zaman kişi hangi belirtileri gösterdiği zaman siz diyorsunuz ki buna evet sizde var ve bunun altında yatan nedeni bizim bulmamız gerekiyor diye bir tanı koyuyorsunuz. Şöyle bir kere özellikle bulimya ve tıkanırcasına yeme bozukluğunda kişi çok kısa zaman içerisinde, özellikle tıkanırcasına yeme bozukluğunda çok kısa zaman içerisinde normaldeki bir porsiyondan çok daha fazla bir porsiyon tüketiyorsa, hı hı, kendisini durdurmak istiyor olmasına rağmen kendisini durduramadan bunu yapıyorsa ve o kısa zamanda büyük miktardaki porsiyonu tükettikten sonra bir suçluluk duyuyorsa ya da bazen sadece can sıkıntısından yapacak bir şey olsun diye yemek yiyorsa, tok olmasına rağmen karşılaştığı bir işte arkadaşı, grup vesaireyle oturup yemek yiyorsa, işte stresli olduğunda, kızgın olduğunda, korkulu olduğunda, eğer yine ilk aklına gelen şey yemek yemekse, çok hızlı yiyorsa, böyle uzun uzun çiğnemeden yutuyorsa, bunlar aslında yeme bozukluğu ile ilgili en böyle tipik ipuçlarını veren noktalar. Tabii yeme türlerine de göre bu değişiyor. Mesela bulimiyada kişiler yemeği yiyorlar ama telafi edici davranış olarak yemek yedikten sonra bir suçluluk hissederek bunu tekrar çıkartma ihtiyacı hissedebiliyorlar. Ya da yoğun egzersiz yapma ihtiyacı hissedebiliyorlar. O yemeği, yediği yemeği tekrar telafi edebilmek için. Ya da işte laksatif gibi böyle çok da uygun olmayan yollara başvurup o besini hızla vücuttan atabilmeyi umut ederek bir takım böyle yollara başvurabiliyorlar. Suçluluk zaten en temel duygulardan bir tanesi yemek yemede. Tabii bunun sebepleri de kişiden kişiye çok farklılık gösteriyor. Bir kere aslında bizim bu akşam konuştuğumuz ve konuşacağımız konu daha çok psikososyal tarafı. Hı hı. Yani bu işin elbette ki bedensel bir tarafı da bazen olabiliyor. İşte beslenmeyle ilgili yanlışlıklardan dolayı ya da bazen kişilerde besin açığı meydana geldiğinden dolayı yeme atakları yaşıyor olabiliyorlar. Yani bakıyorsunuz tek tip besleniyor. İşte sürekli karbonhidratla besleniyor ya da işte sürekli şekerli yiyeceklerle işte ya da paketli gıdalarla besleniyor. Ve onlarla günü geçiriyor. Şimdi ne oldu? Bu kişi aslında alması gereken o fitokimyasallar dediğimiz hani bitkilerin, sebzelerin ya da meyvelerin içerisindeki bizi besleyen kimyasallardan aslında uzak kaldı. Dolayısıyla karnı doydu ama hücreleri doymadı.
Dolayısıyla evet, hücreler aç ve dolayısıyla hücreler aç olduğu için sistem bir açlık sinyali zaten gönderecek. İşte siz o açlık sinyalini atıştırma ihtiyacı gibi düşünerek gidip hala karbonhidrat veya işte paketli gıdalar, işte şekerden, çikolatadan bunu beslemeye ya da geçirmeye çalıştığınızda aslında yine hücrenin ihtiyacını karşılamamış olacaksınız. Dolayısıyla hücre hala bu sinyali size gönderiyor olacak. Ya da bağırsak mikrobiyotası. Mikrobiyota bozuksa da kişi işte abur cubura çok daha fazla düşkün olacak. Ya da belki işte bağırsaklarında kandida varsa tatlıya olan düşkünlüğü çok daha yüksek olacak. Ya da işte diyabeti varsa, şekerle ilgili bir takım problemler varsa, yine orada bir insülin direnciyle ilgili sıkıntılar varsa, yine atıştırma ve ataklar elbette ki yaşayabilecek. Ama duygusal tarafına baktığımızda ne oluyor? Duygusal tarafında da bir kere en önemli şeylerden bir tanesi kişinin kendiyle kurduğu ilişkinin niteliği. Yani düşük benlik saygısına sahip olan kişilerin sıklıkla kilo ile ilgili problemler yaşadığını görüyoruz aslında. Yani hem bu literatürde bu şekilde yer alıyor, hem de benim gözlemlerim, danışanlarımdan gözlemlediğim kadarıyla bu sıklıkla kişiye eşlik ediyor. Tabii burada şu soru da devreye girebilir. Kişi düşük özgüvene sahip olduğu için mi yemek yiyor, yoksa yemek yediği için mi düşük özgüvene sahip? Yani aslında burası da bir karşılıklı olarak birbirini tetikliyor. Çünkü baktığınızda evet, bazen düşük özgüvenden dolayı o yaşamış olduğu endişeyi, kaygıyı bastırmak için yemek yerken bu bir zaman sonra kilo sorunlarına yol açıyor ya da bazı metabolik rahatsızlıklara yol açıyor. Bunu aşamaz hale geldiğinde de kişi tekrar dönüyor dolaşıyor ve kendi özgüveniyle ilgili bir takım sorunlar ve problemler yaşamaya başlıyor. Çok sık eşlik ediyor ve diğer eşlik eden şeylerden bir tanesi de aslında depresyon. İşte anksiyete atakları, kontrol kaybı duygusu, kişinin çok sıkı kontrol etme ihtiyacı. Da yine yemek yemenin duygusal taraflarından bir tanesi. Bir taraftan tabii yine değersizlikle ilgili meseleler ve kimlik karmaşası. Ve en önemlilerinden bir tanesi de aileyle kurulan ilişki. Şimdi burada tabii aileden Nelerle ilgili ilişkiler, evet. travma ilişkisi şeklinde. Evet. Tam oraya gelecektim ben de. Yani aileyle olan ilişkiye de baktığımızda tabii söz konusu olan ilk ilişki kurduğumuz, hani optimal koşullarda ilk ilişki kurduğumuz kişi anne. Anne ve sonrasında baba ve sonrasında varsa eğer kardeşler. Şimdi bu anne, baba ve varsa eğer kardeşler dışındaki herkes, bu eşimiz de olabilir. İşte iş yerindeki patronumuz olabilir, müdürümüz olabilir, çalışanlarımız olabilir, iş arkadaşlarımız olabilir, komşumuz olabilir. Herhangi biri. Bütün herkes aslında ikincil kişiler. Yani onlar artık figüranlar. Çünkü ben yaşantımı ilk olarak anne, baba ve kardeşlerle kurduğum ilişkiyle aslında şekillendiriyorum. İşte orada aile içi ilişkiler ve kendilik algım oluşmaya başlıyor ve bunu yaklaşık olarak 0-4 yaşta gerçekleştiriyorum. 0-4 yaşta Adler şöyle der, yaşam uslubu oluşur. Yaşam uslubu dediğimiz şey de aslında benim hayatı nasıl algılayacağım, kendimi nasıl algıladığımla ilgili çok hani bir binanın ana taşıyıcı kolonları gibi aslında. O en temel özellikler. İşte annemle kurduğum ya da kuramadığım, babamla kurduğum ya da kuramadığım ilişkiyi döndürüyorum, dolaştırıyorum ve sonrasında eşime yüklüyorum ve eşimle o meseleyi devam ettirmeye çalışıyorum. Ya da müdürüme yüklüyorum, ya da patronuma yüklüyorum, ya da çalışanıma yüklüyorum ve o kişiler üzerinden bu ilişkiyi onarmaya çalışıyorum. İşte bu çaba aslında içeride bir yerde benim bir travmamın var olduğunu da bana söylüyor. Mesela bazı insanlar şunu çok sık söylerler. İşte hep mi böyleleri beni bulur? Ya işte hayatıma giren herkes böyle. İşte mesela geliyor bazen danışanlar, anlatıyorlar ve diyorlar ki işte ya işte bir erkek ya da kız arkadaşım vardı. İşte bana şunları şunları yaptı. Ondan önceki de bunları yapmıştı. İşte
İlkokulda da bir arkadaşım vardı, o da bana şunları yapmıştı gibi bakıyorsunuz, hep aynı tema ve aynı döngü. Bu aynı tema ve aynı döngü köklerini nereden alıyor? Aslında kendi anne ya da babasıyla kurmuş olduğu, kardeşleriyle kurmuş olduğu ilişkiden alıyor. Orada kişi nasıl hissediyorsa o aile içerisinde, o çekirdek aile içerisinde ya da yetiştiği, o erken dönemi geçirdiği yapı içerisinde kendisini nasıl algıladıysa ilerleyen yaşlarda öyle algılamaya ve öyle algılattırmaya çalışıyor aslında. Yani bazen kişi mesela diyor ki ya ben sevilmediğimi düşünüyorum. Benim hayatımın teması sevilmemek üzerine kurulu. Kimse bence beni sevmiyor. Ve bakıyorsunuz bu kişi karşısına onu gerçekten seven biri çıktığında ya tabana kuvvet oradan kaçıyor, duramıyor çünkü orada, ya da o kişiliği kendini sevdirmemek için elinden geleni yapıyor. Buna da eyleme dökme diyoruz. Yani aslında karşısındakini kendi paterninin içine doğru çekmeye başlıyor. İşte hani çok böyle tipik bir örnektir. Şiddetle ilgili mesela, şiddet görerek büyümüş birinin ilerleyen zamanlarda kurmuş olduğu aile içerisinde eşini sürekli farkında olmadan, bakın bu planlayarak isteyerek yaptığı bir şeyden bahsetmiyorum tabii ki. Bu çok bilinç dışı bir yerden ilerliyor ve eşini provoke ederek kendine şiddet uygular bir hale getirmeye çalışıyor aslında. Orada hani bir döngü var, karşılıklı bir ihtiyaç var. Muhtemelen karşıdaki kişi de bunu yapmaya ihtiyaç duyan biri ve o iki kişi birbirlerini buluyor. Ya da bu fiziksel bir şiddet de olmayabilir. İşte duygusal bir şiddet olabilir. Ya da başka bir takım paternler de olabilir. İşte kişi aslında o kendi içerisindeki travma döngüsünü yatıştırmak için tırnak içinde en masum olan, ki aslında en masum değil, en masum gibi gözüken yemeği bir rol model olarak ya da bir araç olarak görmeye başlıyor. İşte bakıyorsunuz işte mesela alkol ya da madde kullanımı, bir takım işte toplumsal bakış açısıyla, işte dini bir takım gerekçelerle, inanç gerekçeleriyle kişi bundan uzak kalabiliyor. Ya da işte sigara, işte tütün ürünleri, işte bundan bir şekilde uzak kalabiliyor. İşte kumardan belki uzak kalıyor, ama yemek ne? Yemek aslında herkesin bir şekilde alan tanıdığı ve müsaade ettiği bir alan. Şimdi orada eğer aile çok kontrolcü ise işte ne yapıyor? O da bedeni üzerinde hakimiyet kurmak için yemekle bir bağ kurmaya başlıyor aslında. Yemekle bir ilişki kurmaya başlıyor. İşte Ya yemek yemeyi, ifade ediyor. evet, yani yemek yemeyi kontrol etmek ya da edememek üzerinden bir ilişki kurmaya başlıyor. Ve ne yapıyor? Hızlı hızlı tüketiyor, içe alıyor aslında. Yani sindirmeden içe alıyor. Aslında sindirim ağızda başlar. Çünkü siz onu yeterince parçalarsınız. İşte yaklaşık olarak şey denir, hani ağızdaki diş sayısı kadar. Yani 32 kez aslında en az. Her dişin hakkını vererek, o yemeği çiğneyerek, parçalayarak yutmak gerekiyor. Ama bakıyorsunuz kişi bütün bütün neredeyse yutuyor. Aslında ne yapıyor baktığınızda? Erken dönemde kurmuş olduğu ebeveyn ilişkisinde kendi süzgecinden geçiremediği ebeveynini ham olarak içeri alıyor. Aslında İçselleştirme. duygularını yemek dediğimiz hikaye. Evet. Duyguları yemek böyle bir şey işte aslında. Yani o anneye ve babaya karşı hissetmiş olduğu duyguyu birden içe alıyor. Ama bunu sindiremediği için ne yapıyor bu sefer? Tekrar çıkartma davranışı ya da üzerine bir suçluluk döngüsü ve duygusu hissetmeye ve yaşamaya başlıyor kişi. Ve anneyle ya da babayla, şimdi özellikle kültürel bazda da baktığımızda özellikle ebeveynine karşı olan olumsuz duyguları çıkartmak biraz güç bizim toplumumuzda. Çünkü hani anne ve babanın o manevi olarak hani yüklediğimiz anlam ve değeri de bir tarafa koyduğumuzda, işte kişiler hızla şu savunmalara girebiliyorlar. Ya işte onların zamanında öyleymiş. İşte yokluk çekmişler, sıkıntı çekmişler. İşte onların da bir sürü travmaları varmış. İşte onlar da annesinden babasından böyle görmüş. İşte bütün bunlar aslında o kendi duygumuzu görmezden gelmek için kullandığımız tırnak içinde bahaneler. Çünkü bizim ihtiyacımız olan şey temelde o hissettiğimiz yıkıcı duyguyu hissedebilmek. Bunu yaşayabilmek. Bu öfke ise öfke, kızgınlıksa kızgınlık. İşte
sevilmiyor gibi hissettiysek sevilmiyor hissetmek. O duygu her neyse. O duyguyu önce fark etmeli, yaşamalı ve ondan sonra tekrar dengeye getirmeliyiz. Çünkü bazen şu hataya da düşebiliyor kişiler. Hani ben onlara kızmaya başlarsam bu işin sonu gelmez. Ve dolayısıyla hani artık onlarla bağım kopabilir. Aslında öyle değil. Orada o dalgalanmayı yaşayacak ki tekrardan onlarla uzlaşacak ve onlarla kurmak istediği asıl gerçek sıcak ilişkiyi yakalayabilecek. Yeni bir Çünkü anlam. diğer yeni bir anlam katacak aslında ilişkisine. Çünkü diğer türlü hep böyle içten içe bir meselesi olan bir yerde kalıyor ve farklı farklı zamanlarda mesela patlıyor, öfke patlamaları yaşıyor. Eminim danışanlarınızdan da olmuştur. Bakıyorsunuz kişi mesela eliminasyon yapması gerekiyor. İşte doktoru diyor ki senin işte şu 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 ürünleri yememen gerekiyor. İşte şu kadar süre bunları tüketmeyeceksin. Gayet güzel başlıyor. Bunun kendisine iyi geleceğini de biliyor. İşte bir gün, 2 gün, 3 gün, 5 gün, bir hafta, 10 gün derken bakıyorsunuz neredeyse sonuca ulaşmak üzereyken pat diye bir şey oluyor. Ve bütün her şey allak bullak oluyor. Çünkü eliminasyon diyetleri kalori sayılan diyetler gibi değil. Yani siz eğer onu 3 ay boyunca tüketmemeniz gerekiyorsa 3 ay boyunca temiz kalmanız gerekiyor. Dolayısıyla siz bir ay sonra tükettiyseniz tekrar onunla ilgili antikor artık vücudunuz salgıladı. Yani dolayısıyla süreniz baştan başladı demektir. Şimdi burada peki ne oluyor da kişi bu provokasyonu kendi kendine yapıyor? Orada da işte iyileşmeye karşı olan bilinç dışı noktada belki korkular, kaygılar, endişeler ya da belki nasıl biri olacağını bilememek devreye giriyor. Şimdi bakıyorsunuz kişi buyurun. Yani orada mesela nasıl müdahale ediyorsunuz siz? Yani şey gerçekten de hani bir hafta, 2 hafta, 3 hafta güzel gidiyor. Gayet yolunda gidiyor her şey. Danışan sonuçlarını da görmeye başlıyor. Çok olumlu sonuçlar. Harikayım, muhteşem hissediyorum. Çok enerjik hissediyorum. Çok işte uykum düzeldi. Zindeliğim arttı. İşte ağrılarım azaldı falan diye böyle gayet güzel anlatıyor kendisi. Diyor, geri dönüş söylüyor. Ama üçüncü, dördüncü haftaya geldiğimizde yemediği gıdaların ciddi bir yoksunluğunu yaşayarak şey yapıyor onlara. Şimdi orada siz dediniz ki duygusal bir tetiklenmesi var. Bu duygusal tetiklenmeyi siz ne yapıyorsunuz? Yani nasıl bir şeyle bunu engellemek, yani altında yatıp nasıl ortadan kaldırıyorsunuz? Şöyle, şimdi orada birinci olarak eğer bu bir die off sendromuysa yani vücudun arınma ile ilgili vermiş olduğu ve göstermiş olduğu bir krizse öncelikle bununla ilgili bir takım öneriler tabii ki. Yani işte yürüyüş yapmak, terlemek, bol su tüketmek, işte belki böyle bir takım böyle yani bitki suların içerisindeki o bitki karışımlarıyla o die off sürecini desteklemek gibi tavsiyeleri zaten söylüyorum. Yani bu orada hani bir temizlenme süreci var ve vücut orada bir reaksiyon elbette ki gösterecek. Ama bu eğer duygusal tarafta bir tetiklenme ise orada bir kere şuna bakıyoruz. Peki hedefiniz neydi? Örnek veriyorum işte bu egzamamın geçmesiydi, sedefimin geçmesiydi ya da işte vermem gereken kiloyu vermekti. İşte bakıyorsunuz 150 kilo ve yaklaşık olarak belki 70-80 kilogram kilo vermesi gerekiyor. Ve bakıyorsunuz 30 kiloyu vermiş. Gayet de iyi gidiyor ama bir yerde bir şey oluyor ve tekrardan geriye dönüyor. İşte o zaman şunu sorguluyoruz. Diyoruz ki kilo vermek sizin için ne anlama geliyor? Ya da o sedefinizin, egzamanızın geçmesi ya da işte bağırsak rahatsızlıklarınızın artık sizi rahatsız etmiyor olması ne anlama geliyor? Orada muhtemelen kişi ikincil kazançlarını bırakmak istemiyor aslında. Çünkü yaşamış olduğumuz her türlü problemin bize bir ikincil kazancı var. Yani oradan hani çok kabaca söyleyeceğim bunu ama tırnak içinde bir çıkarımız var aslında. Şimdi bakıyorsunuz kişi bir takım hastalıklar işte hastalıkların biri bitiyor biri başlıyor. Biri bitiyor biri başlıyor. Aslında bu kişinin hasta olan bedeni değil. Hasta olan duyguları. Duygularında bir sıkıntı bir problem var. Dolayısıyla duygusal bir ihtiyaç karşılamaya çalışıyor aslında o kişi. Belki ne yapmaya çalışıyor? Belki sürekli hasta olduğu için çocukları onu daha fazla arıyor. İlginç. Belki eşi onu evet yani belki eşi gün içerisinde 3-5 kez arıyor. Soruyor nasılsın diye. İşte belki onunla çok daha fazla ilgileniyor. Ya da bir takım sorumluluklardan muaf tutuluyor belki gibi bir takım böyle hani en masumundan
başlayacak olursak böyle çok geniş bir yelpazede bir takım ikincil kazançları var. Ya da bazen hastalıklar ya da kilo kişiyi koruyucu bir etkide üstlenmiş olabiliyor. Şimdi bakıyorsunuz kişi çok ciddi bir cinsel travma yaşamış. Ve o cinsel travmasından sonra o kaygıyı yatıştırabilmek amacıyla yemek yemeyi bir yol olarak seçmiş. Bunu kimseyle paylaşamamış. Ve o maruz kaldığı travmatik duruma da uzun süre maruz kalmış. Ya da bu bir tek seferlik bir şey de olabilir. Ama orada uzun süren o kaygıyı paylaşamadığı, yatıştıramadığı dürtüyü bastırmak için ne yapıyor? Yemek yemeye başlıyor. Aslında yemek yiyerek hem ne oluyor? Kilo alıyor. Peki kilo ne? Belki o erkeksi ya da kadınsı bedeni reddetmeye başlıyor aslında bilinç dışı bir yerden. Yani Çok şunu söyleyeyim. Evet. Yani daha kilolu olduğunda diyor ki yani bu beni koruyor. Bu beni daha dışarıdan erkeksi ya da kadınsı göstermediği için ben o cinsel kimliğimi aslında reddetmeye başlıyorum diyor. Ve işte hiç kimse kilolu bir kişiye bu gözle bakmaz diye düşünerek kendini güvende hissettiğini zannediyor aslında bazen. Ya da tam zıttı da olabiliyor bu. Kilo vererek de kişi bunu yapabiliyor. Yani yine kişi çok yoğun kilo vererek o cinsiyet kimliğini, o cinsel bedeni reddetmeye doğru gidebiliyor. Bir başka formu da güçlü hissetmek için bunu yapabiliyor mesela. Kişi diyor ki ben cüsse olarak büyüdükçe kendimi daha güçlü hissediyorum. Hani başta söyledik ya düşük benlik saygısı, düşük benlik algısı. Şimdi kişi kendini güvensiz ve yetersiz hissediyor. Güvenli ve yeterli hissetmek için neye ihtiyacı var? Büyük bir bedene. Bunu bir çocuk gibi düşünün. İlkokul çağındaki bir çocuk. Böyle örneklerle karşılaştım çünkü. Ne yapıyor? Kendisini yetersiz ve değersiz hissettiği için büyüyerek karşı tarafa bir korku salmaya ya da kendisinden korkması gerektiği mesajını vermeye çalışıyor. Yine bir güvenlik ihtiyacı. Ya da bazen kendini göstermek için bunu yapabiliyor. Diyor ki büyüyerek yani bedenimi büyüterek aslında etrafımdakilerin beni görmezden gelmesine engel olmaya çalışıyorum diyor. Yani beni görün diyor aslında. Beni fark edin. Ben de varım ve ben buradayım demeye çalışıyor. Ya da tam zıttı saklanmaya çalışıyor olabilir. O yağ tabakasının altına sanki bir örtünün altına saklanır gibi saklanma ihtiyacı bazen hissedebiliyor kişi. Diyor ki kimse beni görmesin, kimse bana bakmasın, kimse bana ilişmesin, kimse bana dokunmasın. Ve saklanma. Şimdi böyle düşünün. Kişi kiloyu bir güç gösterisi olarak algılamış ya da bir korunma aracı olarak algılamış. Şimdi siz eğer oradaki duyguyu dönüştürmeden o kişiyi zayıflatmaya çalışırsanız o kişi kendisini sanki çıplak kalmış kadar savunmasız ve güvensiz bir yerde hissedebiliyor. İşte o yüzden bir takım özel diyetler özellikle işte mesela ketojenik diyet gibi ya da işte üçlü dörtlü beşli eliminasyonlar gibi ya da işte otoimmün beslenme planı gibi böyle kısıtlayıcı ve sınırlandırıcı diyetler kişilerin o güvenlik algılarını da zayıflayacakları için çünkü bu kişiler aslında o eti ve kemiği ortaya çıkmaya başlayacak. Yani hatları ortaya çıkmaya başlayacak. Dolayısıyla bu içsel olarak bir tetikleyici haline gelip zihin tarafından da alışıldığın dışında bir şey olduğu için bir tehlike sinyali verip beden hızla o kaybettiği şeyi yerine koymaya çalışıyor. Fizyolojik faktörleri çözeceğiz. Yani yeme ataklarına yol açan işte biraz önce saydığınız bağırsak florası ile ilgili problemler var. Kan şekeriyle, insülin direnci ile ilgili problemler var. Kandida gibi bakteriyel problemler varsa, mantar problemleri varsa bunların çözülmesi gerekiyor zaten. O başka bir duygusal tetikleyicileri siz tespit ettikten sonra bunların giderilmesi için neler yapıyorsunuz mesela danışanlarınızla ya da Şöyle orada tabii şu anda bizi izleyen dinleyicilerimize, takipçilerimize? orada bir kere ilk olarak şunu söylemem lazım. Kişinin bu noktada içsel bir yolculuğa çıkması gerekiyor. İçsel yolculuktan kastım da aslında psikoterapi. Çünkü
biz doğum anıyla birlikte aslında en çok kendimize aşinayız ama ben hep şunu söylüyorum. En çok da kendimize yabancıyız. En çok da kendimizi bilmiyoruz ve tanımıyoruz. Çünkü insanoğlu ilk önce uzayı merak etmiş. En uzağı merak etmiş ve sonra kendine dönmüş ve bakmış. Ne var ne yok diye. Dolayısıyla o bütün içimizde yaşayan ve dönüp duran o evreni fark etmek ve keşfetmek, o bütün yapıp ettiklerimizin anlamını çok doğru anlayabilmek ve kavrayabilmek lazım. Ve bu bir takım farkındalık çalışmaları burada çok kıymetli. Mesela mindfulness'la sadece meditatif çalışmalarla kişinin kan şekeri bile düşebiliyor. Ya da işte bir takım yoga çalışmalarıyla düşebiliyor. Ama burada hep şunu söylüyorum. Fark etmek demek o meseleyi çözdüğünüz anlamına gelmiyor. Hatta bazen fark etmek kişiyi daha fazla travmatize edebiliyor. Kişi geliyor bir takım işte problemlerle ve güncel bir takım sıkıntılarla ve çalışmaya başladığınızda birkaç seans sonra, birkaç ay sonra bir bakıyorsunuz ki bambaşka şeylerden bahsetmeye başlıyorsunuz. Aslında sorunu o değilmiş çünkü. Daha farklı şeyler varmış ve farkında değil. Ve bu sürekli olarak alttan kaynadığı için o güncel o sorundan o soruna atlıyor. Yani bakıyorsunuz işte bugün diyor ki işte karnım ağrıyor, öbür gün diyor ki omzum ağrıyor, öbür gün diyor ki başım ağrıyor. İşte hastalıklarının biri bitiyor, biri başlıyor. Hayatındaki sorunların biri bitiyor, biri başlıyor. Hep bir şeylerle savaşma, bir şeylerle mücadele etme ve hayatta kalmaya çalışmaya uğraşıyor bu kişiler. O yüzden bu konunun özü o 0-4 yaş dönemi de dediğimiz, tabii sonrası da çok kıymetli ve önemli. Yani kişinin doğumundan terapi seansına geldiği ana kadar ki her süreç çok önemli. Ama o temel yapıya bir dönüp bakmak lazım. Yani ben kimim? Nasıl bir ailede ilişkilenerek hayata başladım? Güvende mi hissettim? Ailem nasıl bir aileydi? Koruyucu bir aile miydi? Güvenli bir aile miydi? Kaygılı bir aile miydi? Eğer yeme bozukluğu olan bir bireyin olduğu, bir ebeveynin olduğu bir ailedeysem benim de yeme bozukluğu geliştirme riskim diğerlerine göre birkaç kat daha artıyor. Ya da kaygılı olan bir ebeveynin çocuğuysam kaygıyı daha fazla yaşama ihtimalim diğer bireylere göre çok daha fazla artıyor. Dolayısıyla bütün bunları ayrıştırmak, yani benim annem kimdi, babam kimdi, nasıl insanlardı ve ben kimim, ben nasıl? Çünkü hani çocuklarda hep böyle ebeveyne duyulan bir hayranlık söz konusudur ya. Orada bir takım aksayan yönleriyle birlikte içselleştiriyor aslında çocuk bunları. Yani bakıyorsunuz aslında kaygılı bir yapı. Belki anne, belki baba panik atak yaşıyor. Kaygı bozukluğu yaşıyor ve çocuk da bunu içselleştiriyor. Bunu normalleştiriyor çünkü. Bütün o ayrışmaları yapabilmek, kendimi tanıyabilmek, gelecekteki benliğimle yani bugün ben kimim, gelecekte nasıl biri olmak istiyorum ve içimde ben kimim aslında. O dengeyi tutturabilmek. Hani sosyal medyada bunu çok sık belki hani gözlemlemişsinizdir de kişi sosyal medyada bir yüzünü yansıtır. Yani orada bir şey gösterir insanlara. Ama dönüp baktığınızda kendi içinde yaşadığı ya da gerçekte var olan çok farklıdır. İşte hayatı muhteşem akıyor gidiyor gibi görürsünüz. Hatta özenirsiniz ama gerçeğe baktığınızda aslında gerçek hiç de öyle değildir. Dolayısıyla kişi bunu aslında birçok zaman, neredeyse belki her zaman kendine de yapıyor. Bazen kendimize de o pencereyi çok farklı gösterebiliyoruz. Dolayısıyla oradaki o travma köklerini anlamam, anlamlandırmam ve yemek duygusu, yani diyelim ki ben oturuyorum ve o kadar yoğun bir yemek yeme dürtüsü geldi ki gittim kendimi dolabın karşısında buldum. İşte tatlı yapmıştım, tatlıdan yedim ama kesmedi, gittim ekşi bir şeyler yedim, gittim üzerine tuzlu bir şeyler yedim. İşte o da olmadı, gittim bir sandviç yaptım, bir de üstüne onu yedim. Oradaki o duyguyu fark etmeye çalışmalılar. Peki, buyurun, siz bitirin. Şu an ne hissediyorum? Acaba gün içerisinde iş yerinde bir arkadaşımın ya da işte müdürümün bana söylemiş olduğu bir sözü sindiremediğim için yemeği sindirerek o duyguyu sindireceğimi mi zannediyorum acaba? Ya da öfkemi ağzımda yemeği parçalayarak mı ifade etmeye çalışıyorum?
çiğneyerek. Çünkü yıkıcı da bir duygudur bu. Dolayısıyla oradaki duygu ne? Ve duygusal açlıkla fizyolojik açlığı ayırmanın en temel özelliklerinden bir tanesi de şudur. Fizyolojik açlık giderek kademe kademe artar. Yani siz bir aç gibi hissedersiniz. Sonra o açlık artar, 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 artar. Hala yemek yemediğinizde aslında fizyolojik açlık bir zaman sonra kesilir. Hani oruç tuttuğumuzda böyledir. Ne yaparız? İlk birkaç gün zorlanırız. Ama sonrasında çok da rahat onu tolere edebiliriz. Yani sahurda belki yiyoruzdur ya da belki bir akşam öncesindeki yediğimizde iftara kadar bekleyebiliriz. İşte fizyolojik açlık böyle bir şey aslında. O yönetilebilir ve ertelenebilir, ötelenebilir bir şey. Ama eğer kişi o açlığı öteleyemiyorsa ya da az bir miktar yediğinde dahi doymuş hissedemiyorsa o zaman duygusal açlık yaşıyorsunuz demektir. Çünkü fizyolojik açlık bir miktar yemek yediğinizde yatışabilir bir açlıktır. Ötelenebilir ve beklenebilir bir açlıktır. Bu tetiklenme anlarında bazen şöyle şeyler de öneriliyor. İşte zaman zaman ben de mesela danışanlarıma ilk etapta öyle şeyler öneriyorum. İşte derin derin nefes alın o tetiklendiğiniz anda ve gidip kendinizi buzdolabında bulduğunuz anda derin derin nefes alın. İşte bir nefes egzersizi yapın orada. Ya da mümkünse çıkın dışarıda 5 dakika 10 dakika dolaşın. Cama Evet. balkona çıkın bir hava alın yine derin derin nefes alın nefes egzersizi gibi böyle tetiklenmeyi o an geçirecek o an onu yeme duygusu uzaklaştıracak pratik yöntemler öneriyorum. Siz bunlara ne dersiniz? Bunlar çalışır mı? İşe yarar mı? Çalışır, evet. Yani o süreci yönetebilmek için elbette ki çalışır ama hani bu şey gibi tek tek sinekleri yakalamak gibi. Yani o anı kurtarır, evet. Yani o akşam sizin tekrar bir fazladan kalori almanızı engeller. Ama eğer siz bunun kök sebebini bulmazsanız ve sürekli tetikleniyorsanız bir zaman sonra artık bunda da bir yorgunluk hissedip bırakacaksınız demektir aslında. Ama oradaki temel hedef ne? İşte dikkat dağıtıcı etkinlikler, işte çıkıp yürümek mesela ya da derin derin nefes almak. Aslında bize neyi söylüyor? Bedeni sempatik taraftan parasempatik tarafa geçirmek. Yani evet, yani meseleye tersten bakmak aslında. Çünkü tehdit ve tehlike algıladığımızda bedenimiz de bununla ilgili bir takım sinyallere maruz kalıyor. İşte belki kalbimiz hızlı hızlı atıyor, işte nefesimiz sığ ve daha derin yüzeysel olmaya başlıyor gibi. Ama siz orada kalıp derin derin nefes alıp sakin nefes alıp vermeye geçmeyi başardığınızda o zaman sistem diyor ki "Aa, dur bir dakika ya, güvendeyim galiba, yani bir problem yok." O zaman güvendeysem demek ki yeme atağına, yani o kaygıyı yatıştırmamada sebep yok. Ya da böyle bir ihtiyaca gerek yok diyebiliyor. O yüzden o işte dışarıya çıkmak, nefes almak, nefes egzersizi yapmak, belki meditasyon yapmak, eğer kişi yoga yapıyorsa yoga yapmak ya da ibadetler, dua, orada dikkati dağıtacak ve o kabulde kalmamızı sağlayacak olan şey. Yani parasempatik aktiviteyi ve güvenlik algısını bize yaşatacak her ne varsa o anda daha işlevsel olan, daha sağlıklı olan o şey mutlaka işe yarayacaktır. Peki şeyi soracağım. Bir de günlük tutmak mesela öneriliyor. Hani yeme bozukluğunun hangi anlarda tetiklendiğini tespit etmek, ona ilişkin çözüm üretmek için bir yeme günlüğü düzenli olarak ve o yeme günlüklerinden yola çıkarak işte sıkıntıyı tespit bir öneri var. Siz ne dersiniz buna? Çok doğru, çünkü bazen çok böyle spesifik anlarda kişiler tetiklenebiliyor. Mesela bakıyorsunuz işte sadece kalabalık sofralarda ya da masalarda, davetlerde ya da sadece yalnız kaldığında ya da sadece gece vakti, akşam vakti ya da sadece işte pazar günleri gibi böyle bir takım spesifik anlar var kişilerin yaşantılarında. Sıklıkla bu karşımıza çıkıyor. Bunları yakalayabilmek için de o yeme günlükleri çok çok önemli bir noktada. Tabii diğer taraftan şöyle bir boyutu da var.
hani sıklıkla aralıklı oruçta iki öğün beslenme öneriliyor. Ve işte o iki öğün beslenmenin ne kadar sağlıklı olduğundan bahsediliyor. Ama çok aktif bir yeme bozukluğu varsa muhtemelen bu o iki öğün o kişi için çok uygun değil. Şimdi ben bazen danışanlarla böyle konuşurken işte kaç öğün yiyorsunuz gibi böyle sorular soruyorum. İşte kimi iki öğün yiyor, kimi üç öğün yiyor. İşte kimisi belki biraz daha fazla. Ama şu gözden kaçıyor. Aslında ağzımıza attığımız her bir tek lokma bile bir öğün. Yani Günde kaç? mesela diyor ki ben iki öğün yiyorum diyor. Tamam güzel. Sonra konuşuyoruz. Konuşma devam ediyor. Laf arasında böyle bahsediyor. Sonra işte bakıyorsunuz anlıyorsunuz ki aslında akşam yemeğinden sonra bir de televizyon izlerken meyve yiyor. Şimdi aslında bu bir öğün. Ya da işte mutfağa gittiğiniz gün içerisinde işte mutfakta kuru yemiş kabını gördünüz. İşte açtınız ağzınıza bir tane badem attınız. Bu bir öğün aslında. Çünkü neden? Sindirim başladı. Sindirim tetiklendi. Orada sindirimle ilgili işlemleri siz baştan başlattınız. Dolayısıyla orada öğünden kastımız aslında kaç kere oturup ağzınıza bir lokma atıp çiğnediğiniz oluyor. Dolayısıyla bunları fark edebilmek için ve yediklerinin miktarını anlayabilmek için yemek kayıtları çok çok kıymetli oluyor. Diğer taraftan işte az önce söylediğim gibi bazı böyle anlamlı zamanlar işte sadece akşam vakitleri. Mesela gece yeme bozukluğu genelde kadınlarda biraz daha fazladır. Biraz daha böyle eşleriyle ilgili olan ilişkinin doyumsuzluğuna vurgu yapar bu. Çünkü akşam eş eve gelir sıklıkla ve bununla birlikte tetiklenme başlar. İşte belki cinsellikle ilgili bir takım meseleler, ilişkisel bir takım meseleler, eşle ilgili olan dile getirilememiş öfke, kızgınlık gibi ya da akşam vakti eve gelen biriyle yani sadece bu eş olmak da zorunda değil. Kişiyle ilgili bir takım sorunları gösteriyor olabilir. Orayı işaret ediyor olabilir. Ya da atıyorum sadece pazar günleri. Sadece pazar günleri kendini durduramıyor kişi bakıyorsunuz. Orada bir işte her şey bozuluyor. İşte acaba geçmişte bir pazarda ne oldu? Yani belli ki bir pazar günü bir şey olmuş mesela. Ya da daha da böyle çok spesifik bir örnek olacak. Örnek veriyorum. İşte mercimek çorbasının piştiği akşamlar. Sadece mercimek çorbası tetikleyici. Acaba ne oldu? Onunla alakalı, onunla ilişkili zihni neyi kodladı? Belki de mercimek çorbası içilen bir akşam çocukluğunda çok kötü bir olay yaşandı evde. Ya da belki bir pazar günü çok kötü bir olay yaşandı. Gibi. O hani o döngüyü fark edebilmek ve o döngüyle ilgili ipuçlarını yakalayabilmek için kişinin daha çok ne zamanlar tetiklendiğini de anlamak çok değerli ve çok kıymetli. O yüzden de yemek kayıtları gerçekten çok işlevsel oluyor. Evet, şimdi isterseniz biraz sizin hikayenize dönelim. Çünkü hani 48 dakika oldu, Ya, zaman oldu mu bu kadar? oldu o kadar. Siz daha çok konuştuğunuz için konuşurken fark etmemiş olabilirsiniz. Hani çok da uzatmak istemiyorum. Uzayınca böyle biraz sıkılma halinde olabiliyor ama çok güzel, önemli yerlere değindiniz ve umuyorum ki dinleyen, izleyen arkadaşlarımız için çok katkısı olacak bu değindiğiniz yerlerin. Sorulan varsa bu arada sorabilir. Onu da Samet ben soracağım, yanıtlayacak ama kendisini de dinleyelim isterim. Çünkü kendisi de 103 kilodan şu anda kaç kiloya düşmüş durumdasınız? Şu an 70-72 kilolardayım. Genelde 68-70 aralığında seyrediyordu. Bu aralar biraz 72'lere kadar geldim. Tamam, ideal, gayet güzel. O süreçten biraz bahsedebilir misiniz? Yani orada bizim dinleyenlerimiz, izleyicilerimiz da feyz alabilecekleri, ilham alabilecekleri noktalardan bahsedebilir. Şöyle aslında izleyenlerin kilo problemi yaşayanlar içerisinde birçok kişi kendiyle ilgili bir benzerlik mutlaka kuracak. Çünkü hemen hemen herkes de benzer temalarla karşı karşıya kalıyoruz. Bir kere bir kilo problemim vardı ve o kiloyu vermekle ilgili hiç sıkıntı yaşamıyordum aslında. Yani verebiliyordum kilo. Yani işte 30 kilo vermem gerekiyorsa veriyordum. Birçok kez de 70 kilolara kadar geldim. İşte 80 kilolara kadar geldim. Ama mesele kilo vermekte değil, kiloyu koruyabilmekteydi. Ve yeme hızımı değiştirebilmekteydi. Çünkü ben işte
Özellikle böyle işte üniversite döneminde arkadaşlarla ya işte şurada şöyle bir şey varmış denildiğinde 100 kilometre ötedeyse kalkar gider onu yer gelirdik. Böyle yemek yeme bambaşka bir şeydi. Yani hani yaşamak için falan değildi. Biz yemek için yaşıyorduk. Yani böyle o keyifti çünkü. Bir eğlence aracı gibiydi aslında. Sadece hani fizyolojik olarak beslenmekle ilgili bir şey değildi. Şimdi kilo veriyordum ama bir türlü orada kalamıyordu kilo. Ve yeme hızım gerçekten hızlıydı. Bunu nasıl fark ettim? Ben zaten psikolojik danışmandım ve o şimdi bizim terapi yapabiliyor olmamız için kendimizin bir terapi sürecinden geçmesi gerekiyor. Bu yasal bir zorunluluk değil bu arada. Bu etik bir zorunluluk. Yani bir kişinin, bir psikoloğun, bir psikoterapistin birisine karşısına geçip de ben sana bu yolculuğunda eşlik edeceğim diyebilmesi için o tezgahtan geçmesi gerekiyor, öyle söyleyeyim. Ve ben de böyle bir sürece başlamıştım ve bu süreçte çalışırken bir gün şunu fark ettim. Bizim böyle büyük aile toplantılarımız oluyordu kuzenlerle vesaire. Böyle işte yemekler hazırlanıyor, tabaklar hazırlanıyor falan, böyle işte ayda bir kez bir araya geliyoruz, sohbet, muhabbet. Ve tabağı ilk bitenlerden biri bendim ilk zamanlarda. Ve sonra bir gün fark ettim ki herkes bitirmiş, ben hala tabağımdakilerle uğraşıyorum, yiyeceğim diye uğraşıyorum. Ve farkında olmadan yeme hızımın düştüğünü gözlemledim. Yani aslında efendim Bilinçli bir şekilde yeme hızınızı düşürmek için çaba göstermediniz. değil. Ben o sırada sadece kendim psikoterapi yapabiliyor olmak için kendi psikoterapi sürecimden geçiyordum. Ha, anladım kendi Ve kendine. evet, yani orada bir takım meseleler gündeme geldikçe ve oradaki bir takım işte geçmişe ait duygular regüle oldukça, düzene girdikçe aslında yeme davranışının nasıl da değişebildiğini fark ettim aslında. Bu benim için çok önemliydi. Ve bunu fark ettiğimde dedim ki ya bir dakika, o zaman ya burada bir şey var. Aslında alanın içerisinde olmama rağmen yeme bozukluklarından da bir şekilde bir haberim. Yani yaşadığım şeyin o olduğunu bilmiyorum. Ben sadece diyetisyene giderek zayıflanabileceğini düşünüyordum o dönemde. İşte diyetisyenlere gidiyordum. 6 öğünlük diyetler de yaptım. 8 öğünlük diyetler de yaptım. Ama hiçbiri bir şekilde bana kalıcı çare olmadı. O dönemde çare oldu. Ama kalıcı çare olmadı. İşte orada o döngüyü fark ettim ve dedim ki bir dakika, burada bir şey var. Ve o sürecin hemen akabinde dedim ki ben bununla ilgili bir uzmanlık yapacağım. Yüksek lisans yapacağım ve işte ALES'e girdim ve sonrasında işte klinik psikoloji yüksek lisansına başvurdum. Ve o süreçte de bu konuyu araştırmaya başladım. Ve tez dönemim geldiğinde dedim ki ben bununla ilgili bir araştırma ve çalışma yapacağım. Yani obez kişilerin obez olmayanlarla farkına ilişkin bir çalışma yapacağım. Ve obez olan çocukların obez olmayan çocuklara göre benlik saygıları, depresyon ve anksiyete düzeylerini araştırdım. Ve tabii çok beklendik bir sonuç. Obez olanlar daha depresif, daha fazla kaygılı ve daha düşük benlik saygısına sahip çıktı bu çocuklar. Obez olmayanlara göre. Ve sonrasında bununla ilgili çalışmalar yapmaya başladım. İşte bunun sebepleri, kök nedenleri derken sonrasında tabii bu işin bir de beslenme beden tarafı var. O beden tarafında da işte İmdadıma fonksiyonel tıp eğitimleri yetişti. Fonksiyonel tıp yaşam koçluğu eğitimleri yetişti. Çünkü orada da çok kıymetli bilgiler edindik. İşte beden sağlığı, beden sağlığının ruh sağlığına etkisi. Aslında ruh sağlığının da beden sağlığına etkisi. Şimdi bugün bir kişi düşünün, mükemmel bir bağırsak florası var. Mikrobiyotası mükemmel. Bu kişi çok yoğun bir kaygı yaşadığında anında mikrobiyota yerle bir olabilir. İbn Sina'nın kuzu deneyi vardır. Mutlaka okumuşsunuzdur. İzleyenler de denk gelmişlerdir. Kuzuları alıyor, iki farklı kafese koyuyor ve tüm bakımları aynı, tüm koşulları aynı. Tek fark var. Kuzunun bir tanesi sürekli kafesten bir kurt görüyor. Ve bir zaman sonra o kuzu ölüyor. Neden? Çünkü kaygıdan dolayı. Endişeden dolayı. Çünkü ne oldu? Bağırsak, Dair. muhtemelen bağırsak mikrobiyotası alt üst olduğu için bütün bağışıklık sistemi çöküyor aslında. Dolayısıyla burada karşılıklı bir dengeden bahsediyor olmak lazım. Hemen akabinde
Fonksiyonel tıp eğitimlerinden sonra bir de travma ile ilgili, EMDR ile ilgili eğitimler aldım. Onun hem birinci düzeyini hem ikinci düzeyini aldım ve şu anda da Avrupa Birliği akreditasyonu sürecindeyim. Belgemin Avrupa Birliği ülkelerinde de geçerli olması için bir takım çalışmalar yapıyorum. Travmanın etkisini de oraya koyduğumda ve bütünleştirdiğimde gerçekten çok daha bütünsel bir şey karşıma çıkmaya başladı. Çünkü geçmişte yaşamış olduğumuz travmalar bir şekilde merkezi sinir sistemi üzerinde kayıt altına alınıyor ve beden de bunu kayıt altına alıyor. Dolayısıyla o yatıştırılamamış, çözümlenememiş kaygı beni günün sonunda alıyor, her defasında yemeğe sürüklüyor. İşte travmayı çözdüğünüzde kişiye biraz beden ve ruhsal sağlık arasında ilişkiyle ilgili psikoeğitim verdiğinizde ve onun duygularını çalıştığınızda, yaşantılarını eşlik ettiğinizde o zaman kalıcı kilo verme süreci o zaman başlıyor işte. Yoksa insanlar kilo gerçekten veriyorlar ama kilo verenlerin bir araştırmaya göre sadece %2'si kilosunu koruyabiliyor. Bu çok düşük bir rakam. Oran var. Evet. Çok düşük bir rakam. Yani düşünsenize emek veriyorsunuz, 30 kilo vermişsiniz, 50 kilo vermişsiniz belki ama orada kalamıyorsunuz. Kalamamanızın işte çeşitli sebepleri var tabii. Yani bir kişinin bu kilo artık benim kilom diyebilmesi için o kiloda yaklaşık olarak 5 yıl kalması gerekiyor. Ve yani hani mesela bazen danışanlar da acele edebiliyorlar işte ya 3 aydır görüşüyoruz ama hala olmadı. Ya da işte 5 aydır görüşüyoruz hala işte bu yemeğinizin düşmeyecek mi? Ama süreç böyle bir şey değil. Siz belki bizim sizinle yollarımız belki 30 yaşından sonra, belki 50 yaşınızdan sonra kesişti. Dolayısıyla kişi eğer bununla ilgili bir farkındalık geliştirmek istiyorsa öncelikle şunu merak etmeli. Ben nasıl bir süreçten geçtim ve bugün geldiğim noktaya hangi yollardan geldim ki ben bugün bu sorunu yaşıyorum? Çünkü her sorun bana bir şey söylüyor aslında. İşte neden birisi obezite problemi yaşıyorken bir başkası kalp rahatsızlıkları yaşıyor. Ya da bir başkası böbrekle ilgili rahatsızlık yaşıyor. Ya da bir başkası cilt rahatsızlıkları yaşıyor. Çünkü hepsinin duygusal iz düşümü, duygusal anlamı farklı. Eğer siz dokunulmamış, yeterince sevilmemiş, o sıcaklığı, ten temasını hissetmemişseniz sedef ya da egzama yaşamanız çok normal. Çok öfkeliyseniz ve dile getirmediğiniz bir öfkeniz varsa İşte karaciğer yağlanması yaşamanız, karaciğer yetmezliği yaşamanız ya da işte detoks sistemlerinizin yeterince çalışmaması çok normal. Ya da işte kendinizi çok güçsüz hissettiyseniz ve güçlü hissetmek için kendinizi büyütmeye ihtiyacınız varsa o zaman da obezite yaşamanız normal tabii ki. İşte bu süreci saf bir merakla merak edip o yolculuğa çıkmak gerekiyor aslında. Hani tıpkı bebeklerin, çocukların soruları vardır ya neden 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 hani o niye böyle niye böyle böyle hep soru sorarlar ama bunlar saf bir merakla sorarlar bunu. İşte kendimize de o saf merakla yaklaşıyor ve merak ediyor olmamız gerekiyor. Yani şimdi sorular var birkaç tane ama sorular genelde ortaklaşıyor. Sizin yaşadığınız süreççe benzer bir süreçten bahsediyor izleyicilerimiz de. İşte kilo veriyorum, gayet güzel. 10-15 kilo veriyorum, bir miktar kilo veriyorum. Ama işte bir mesela Fatma Hanım da 21 kilo verdim ama hemen yersem alıyorum diyor. Sonrasında da tekrar geri alıyorum. Yani burada da siz biraz önce kendinizde kök neden olarak altında yatan duyguları tespit ettim ve o zaman kırdım o döngüyü diye bir şey bahsettiniz. Burada da dinleyicilerimize, izleyicilerimize ne önerirsiniz mesela bu al-ver döngüsünü kırmaları için? Orada aslında bu kilo verme sürecinin onun kişi için ne anlama geldiğini ve yemek yerkenki duygusu en temel belirleyiciler. Yani o çorap söküğü dediğimiz şeyin aslında ipin ucu orada. Orayı fark etmek lazım. Şimdi şöyle düşünelim. Bir kadın eşiyle ilgili bir takım problemler yaşıyor olsun. İşte eşine karşı bir takım öfkesi ya da kızgınlığı var olsun. Ve bu dile gelmemiş, bir şekilde söylenmemiş. Ve onunla bir birliktelik yaşamak istemiyor.
Bir cinsel yakınlık hiç yaşamak istemiyor. Ne yapacak? Ya bedenini en kötüleştirecek. düşük kiloya getirecek ve o cinsel kadın kimliğini, cinsel kadın bedenini bir kenara kaldıracak ya da bunu kilo alarak yapacak. Ya da belki hastalanarak yapacak. İşte belki vajinismus yaşayacak mesela. Ya da işte bir takım işte cinsel problemler yaşayacak ya da işte obeziteyle ilgili problemler yaşayacak. Yani biz bir sorun yaşıyorsak sadece o soruna baktığımızda aslında meseleyi göremiyoruz. Bu sorunun benim hayatımda nelere sebep olduğuna da bakmam lazım. Bu sorun benim hayatımda neleri yapamamama sebep oluyor ya da neleri hayatıma bir sorun olarak dahil ediyor. Ve bunun benim için kazancı ne? Orada işte o döngüyü yakaladığınızda sizin için ipin ucu orası demektir. Örneğin ebeveyninizde duyduğunuz yoğun bir kızgınlık var ve bu bir şekilde dile getirememişsiniz. İşte sizi sevmediğini düşünmüşsünüz mesela. İşte o sevgisizliği hissettiğiniz içeride merkezi sinir sistemi bununla ilgili tetikleniyor olduğunda ne olacak? Siz bu olumsuz duyguyu bastırmak için haz arayışına gireceksiniz. Bağımlılık geliştireceksiniz yani. Belki sigaraya bağımlı olacaksınız, belki alışverişe bağımlı olacaksınız, belki maddeye, belki kumara ya da kontrolsüz cinselliklere ya da yemek yemeye ya da çatışmalı ilişkilere bağımlı hale geleceksiniz ve çatışma arayışında olacaksınız sürekli. Sonra diyeceksiniz ki dönüp ya bir ortama girdiğimde sanki en geride olan benmişim gibi hissediyorum. Ya da en sevilmeyeni benmişim gibi hissediyorum. Bir arkadaş grubumuz var. Sanki onlar kendi aralarında benim dışında kaldığım bir şey yaşıyorlar gibi hissediyorum. Yani aslında diyorsunuz ki benim geçmişte kök sebep olarak yaşadığım bir duygu var ve bu duygu farklı kişiler ve olaylar tarafından tetikleniyor. Ve o tetiklenmeyi her yaşadığınızda da gidip yatıştırmak için hızla yemek yemeye başvuruyorsunuz aslında. Şimdi Tuğba Hanım sormuş, Tuğba Temizel. Şimdi benim yeme bozukluğum var, ama bunu illa psikoterapiyle mi çözümlemeliyim? Onun dışında kendimizin yapabileceği şeyler var mı diye soruyor. Başlangıç olarak herkesin yapabileceği elbette ki şeyler var. Bir kere sağlıklı ve temiz beslenme. Yani burada mesele şu değil. Diyet dediğimiz şey hayatın belli bir döneminde uygulanıp sonrasında bırakacağımız bir şey olmamalı. Kişinin bir takım otoimmün rahatsızlıkları vardır. Bir takım kronik hastalıkları vardır ve doktor ona der ki işte 3 ay boyunca baklagil tüketme. Ya da işte 3 ay boyunca işte kazeinden, glutenden, şekerden uzak dur. Tamam. Bu başka bir şey. Bu tedavi amaçlı yapılan bir şey. Ama sizin tek hedefiniz kilo vermek ve sağlıklı bir bedene ulaşmaksa burada yaşam boyu devam ettirebileceğiniz bir döngü oluşturmanız lazım kendinize. Tabii söz konusu kazein, gluten gibi işte şeker gibi şeyler olunca onları zaten hayatımızda sınırlandırmak sıklıkla hani doktorların da diyetisyenlerin de önerdiği bir şey. Ama mesele şu değil. İşte bir kibrit kutusu kadar peynir, 3 tane zeytin, işte bir ince dilim ekmek. Mesele bu değil. Ben bunu hayatım boyunca uygulayabilir bir şeyi yapıyorsam, o zaman işte 20 kilo verdim ama sonrasında işte kendimi bıraktığımda azıcık yediğimde hemen kilo alıyorum olmuyor. Çünkü zaten sizin artık yaşam şekliniz o. Meseleye yaşam şekli olarak bakmalı. Yani bir haftada 3 kilo vermek yerine 1 kilo verin ama geri alınmayacak 1 kilo verin. Evet. Yani o Çünkü konuda aksi sabırlı olmak ve dediğiniz gibi bunun bir beslenme evet. değişikliği olduğunu, yani başlayıp biten bir diyet süreci değil, aslında bir ömür boyu kazanılacak bir Yaş. beslenme alışkanlığı, Evet. beslenme olduğunu. Yaşam şekli haline getirmemiz lazım. Çünkü aksi takdirde işte kişi bu sefer kendini suçlamaya başlıyor. İşte pis boğazlıyım, iradesizim.
Kendime sahip çıkamıyorum. Güçsüzüm. Yetersizim. Bambaşka yerlere bu sefer konu gitmeye başlıyor. O yüzden orada en temelde yapabileceğiniz ve uygulayabileceğiniz. Yani mesela işte şunu yemeyeceğim, bunu yemeyeceğim, işte bundan sonra şundan hiç ağzıma sürmeyeceğim demek yerine ben bugün neyi uygulayabilirim? Örnek veriyorum. Bugünden itibaren şekeri hayatımdan çıkartıyorum. Paketli gıdayı çıkartıyorum. Tamam. Bunun yerine ne koymam lazım? Sebze. Daha sağlıklı olan bir şeyler koymam lazım. İkinci aşamada o zaman bunu koyacaksınız. Yerine bir şey koyacaksınız. Asıl hücrenizi doyuracak. Yani burada kişilerin ilk etapta şunu yapması lazım. Bir, farkındalıkla yemek yeme. Yani yediği yemeği ağzında hissederek, Bunu not tadını alalım alarak, arkadaşlar. yavaş yemek yeme. Gerekiyorsa çatalı kaşığı elinden bırakarak, ağzınıza bir lokma aldınız, çatalı kaşığı bırakın ve uzun uzun çiğneyin. Sonraki aşamada yediklerinizin içeriği hakkında bilgi sahibi olarak. Yedikleriniz ne? Ne yiyorsunuz? Yani gittim işte marketten, raftan glutensiz diye bir tane bisküvi aldım. İyi güzel de arkasını döndürüp baktığınızda o kadar çok nişasta var ki. Pirinç nişastası var, mısır nişastası var, buğday nişastası. O var, bu var. Diyorsunuz ki keşke gluten olsa içinde. Yani ne yediğinizi bilmeniz lazım. O bedeninize ne aldığınız, içinize ne aldığınızı biliyor olmanız lazım. Biraz burada emek vermek gerekiyor. Çaba harcamanız lazım yediklerinizin içeriğini öğrenerek. Şimdi farkındalıkla yedim. Ne yediğime baktım ve duygusal taraf. Öfkeliyken, kızgınken, sinirliyken, mutsuzken mümkünse yemek yemeyi biraz ertelemek. Ya da biraz sakinleştikten sonra yemek yemek. Çünkü yapılan çok ilginç araştırmalar var. Aynı miktarda, aynı ürün olmasına rağmen kalori değerinde bile kişiye ettiği o etki anlamında kalori değerinde bile besinlerin kalori değerleri farklılaşıyor. Yani aynı miktarda yemek bir bakıyorsunuz 250 kalorilik etki ediyorken, mutluyken, enerjikken ve iyi hissediyorken 200 kalorilik etki ediyor. Dolayısıyla yani mesela bazen danışanlar Kortizol stres hormonu depolamaya yol açıyor. aynen evet. Yani orada mesela bazen danışanlar şunları söylüyor. Bazı besinleri tolere edemiyor. İntolerans gelişiyor. Besin alerjisi gibi de değil bazılarında. Bazılarında alerjiye kadar da gidebiliyor tabii ama bakıyorsunuz mutsuzken, sinirliyken, öfkeliyken yediği bir dilim ekmek onu davul gibi şişiriyor. Ama mutluyken, keyifliyken yediği bir dilim ekmek hiçbir şey yapmıyor. Metabolize edebiliyor çünkü sistem. Dolayısıyla ruh halinizi de uygun bir dengede tutarak yemek yemek burada çok kıymetli. Bunları oluşturmak en temelde yapabileceğimiz şeyler ve büyük hayallere girmeden yani işte bilmem ne çayı içtim, işte şu kadar günde şu kadar kilo, işte bilmem ne detoksu. Yani bu detoks böyle bir şey değil. O vücudunuzdan su kaybediyorsunuz. Ondan sonra bir bakıyorsunuz ki 3 günde 5 kilo vermişsiniz zannediyorsunuz. Sonra tekrar bir iki dilim ekmek yediğinizde ya da biraz şeker tükettiğinizde zaten o karbonhidratın su tutma kapasitesiyle birlikte beden ağırlığınız tekrar artıyor. Yağ gitmedi ki, vücudunuzdan yağın gidebilmesi için yaklaşık 1 kilogram yağın vücuttan gitmesi demek 7000 kalori açığı demek. Yani siz o kalori açığını verdirmediğiniz sürece bedeninize zaten olmayacak bu. O tartıda gözükenlere de çok aldanmamak lazım. Tartı yerine mezura her zaman çok daha doğruları söyler. Ölçü, belli ölçüsü, evet. Evet. Şimdi Gülgün Hanım soru sormuş. Bitti mi? Bu arada ben girdim araya ama bir soru Bitti bitti ekleyeceğim. tabii. Buyurun. Tamam. Hani sıklıkla söylenen şeylerden bir tanesi bu işte bilinçaltını programlama, bilinçaltını kodlama diye böyle bilinçaltını kodlayarak zayıflama gibi şeyler yapıyorsunuz. Siz de denk geliyorsunuzdur. Ve orada beden olumlamaları yapın deniliyor. İşte kendimi seviyorum, vücudumun bu halini seviyorum şeklinde olumlamalar öneriliyor. Gülgün Hanım da demiş ki bu tür olumlamalar işe yaramıyor. Bu konuda ne diyeceksiniz demiş. Bir de yine az kilo verme konusunda ne düşünüyorsunuz diye sormuş. Kalori kısıtlamasından bahsediyor. Bu konuda da isterseniz yani siz de En son dediğinizi anlayamadım. Ne
az yiyerek kilo verme konusunda ne düşünüyorsun? Tamam. Şimdi birincisi olumlamalar bazı noktalarda bazı kişilerde çalışıyor olabilir. Ama ben klinik deneyimimde şunu gözlemliyorum. Olumlama yapmaya çalışan danışanlarım terapi sürecinde çok daha fazla zorlanıyorlar. Neden? Çünkü sebebi şu. Eğer kişinin zemininde bir travmatik mesele varsa siz ona olumlama yaptırarak o meseleyi aşmasını sağlayamazsınız. Bu mümkün değil. Bu onu sadece daha fazla travmatize eder. Şimdi kişi cinsel bir saldırıya uğramış. Ve bunun neticesinde gitmiş kilo almış. Çünkü bedenini böyle koruyacağını düşünmüş. Şimdi siz bu kişiye sabahtan akşama kadar olumlama yaptırın. Neye yarar? Hiçbir işe yaramayacak. Çünkü onun ihtiyacı olan şey bir kere sempatik sistemden parasempatik sisteme geçebilmek. Güvende olduğunu fark edebilmesini sağlayabilmek. İhtiyacı olan şey bu. Siz ona dışarıdan hani fonksiyonel bakış açısında şey vardır ya sedef ya da egzama vardır. Bir dışarıdan sadece krem sürersiniz, bir de onun kök sebebini içeriden tedavi etmeye çalışırsınız. Siz dışarıdan krem sürün, o gene çıkacak. Yani o onun gerçek tedavisi değil, o semptomatik tedavi. İşte şey gibi diyabet gibi. Mesela bugün diyabette kişi ne yapıyor? İşte şekerini kontrol altında tutabilmek için ilaç kullanıyor. Ama siz bunu beslenmeyle tedavi edebilme gücüne sahipsiniz. Bedeninizin böyle bir gücü var. Bunu kullanın. İşte zihnimizin de o travmaları tedavi edebilme gücü var. Bunu yan tek başınıza da farkındalıkla yapamadığınız noktada işte destek almalısınız. Ama bunun yolu kesinlikle olumlamalar değil. Bunu çok net söyleyebilirim. Çünkü bununla ilgili travmatize olarak, tekrar travmatize olarak gelen o kadar fazla kişiyle karşılaştım ki yani şöyle vakalar, bu çok bazen çok uç örnekler veriyor olabilirim ama özellikle cinsel travmalarda bu çok sık karşımıza çıkıyor. Şimdi kişi cinsel travmaya maruz kalmış. Cinsel bir saldırıya uğramış. Ve kişi karşısına geçip diyor ki o kişiyi affet. Hadi affettiğini düşün, onunla vedalaş. Şimdi böyle bir şey mümkün mü? Burada onun o travmasını işte EMDR'la çalıştığınızda oradaki parasempatik aktiviteyi parasempatik tarafa dönüştürüp bakın o olayı değiştirmiyorsunuz. Zaten değiştirebilme gücüne sahip değilsiniz. O olay bir kere yaşandı. O travma yaşandı. Ama o travmanın sizin merkezi sinir sisteminiz üzerindeki yanıtını değiştirebiliyorsunuz. Kişi bazen sahneleri ve görüntüleri hatırlamaz bir hale geliyor. Düşünmeye çalışıyorum ama düşünemiyorum diyen danışanlar da var. Bazen hatırlıyor, hala farkında, böyle bir şey yaşandı, o sahne hala gözünün önüne geliyor ama artık onu etkilemiyor. Diyor ki hayır, şu an herhangi bir olumsuz bir duyguya sebep olmuyor. Bu Nötr. benlik bir mesele değildi diyebilir. Evet, nötr bir, ya yani olumsuz bir yaşam deneyimi olarak o anıyı siz alıyorsunuz ve rafa kaldırıyorsunuz. Ama travmatik haliyle kaldığında tıpkı bir çorbanın içerisindeki topaklanmış un tanesi gibi çözülmüyor. Sıkışıp kalıyor. Ve ağzınıza geldiğinizde çok tatsız tuzsuz bir şey. Yani o çorbanın da keyfini kaçırıyor. Yaşamın keyfini kaçırıyor çünkü. Siz Evet. onu erittiğinizde, zihninizin orayı işlemlemesine müsaade ettiğinizde, bunu bir profesyonelle birlikte yaptığınızda, İşte artık o zaman o geçmişin prangalarından kurtulmak mümkün olabiliyor. Asıl vedalaşmak ve asıl affetmek işte böyle mümkün ancak. Peki az yiyerek kilo verme konusunda söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani ben genel olarak zaten kalori kısıtlaması diyetlerine pek taraf değilim şahsen, ama siz ne diyeceksiniz Yani bilmiyorum. ben fonksiyonel tıp eğitimlerini aldıktan sonra hiç kalori sayarak beslenmedim. Kilo verdiğim dönemlerde de bunu yapmadım. Burada eğer hani az yemekten kasıt kalori saymaksa bu iş kalori sayarak olmaz. Sizin ne yediğiniz ve hangi içerikteki besini tükettiğiniz çok kıymetli. Şimdi diyelim ki kişi kalori sayıyor. Hesapladı ve dedi ki benim günlük 1500 kalori almam gerekiyor. Örneğin. Ama bu 1500 kaloriyi gidip baklavadan da alabilir. Değil mi? O zaman bir anlamı yok. Kesinlikle. Dolayısıyla asıl konu kalori saymak değil. Asıl mesele benim
gün içerisinde ne kadar renkli beslendiği. Yani o işte sebzeler özellikle. Özellikle de şeker içeriği düşük sebzeler. Glisemik indeksi düşük sebzeler. İşte yeşili, kırmızısı, mavisi, moru, beyazı, işte kahverengisi, turuncusu. Yani rengarenk sebze yemekleri, rengarenk salatalar ya da çeşitli renklerde baharatlar. İşte zencefil, zerdeçal, karabiber, işte sumak. Yani ne kadar renkli besleniyorum. Mühim olan orası. Zaten siz o çeşitliliği sağladığınızda hücreyi bir kere beslemiş olacaksınız. Hücreyi beslediğinizde zaten bedeniniz beslendiği için o yeme ataklarında da bir yavaşlama ve sakinleşme olacak. Ve şöyle de bir şey var. Zannediyorum normalde insan bedeninde bağırsaklarda olması gereken bakteri çeşitliliği 5000 kadardı ama modern yaşamda şu an bizim muhtemelen 500 civarı kadar böyle bir bakteri çeşitliliği olduğundan bahsediliyor. Bayağı bir kayıp var. Bayağı bir kayıp var. Üstüne eğer antibiyotik kullanımı, işte alkol, sigara, yoğun kahve tüketimi gibi böyle bir takım hani sağlıksız beslenme, işte az su içme, az uyuma gibi bir takım böyle olumsuz yaşam alışkanlıklarımız varsa bu maalesef daha da düşüyor. Peki ben sebze tüketiyorum ama hep aynı renk sebze tüketiyorum. Ya da aynı türdeki sebzeleri tüketiyorum. Bu da olmadı. Çünkü orada o kadar çeşitli bakteri grubu var ki. Yani havuçla beslenen bakteri başkayken marulla beslenen bakteri başka. Dolayısıyla benim onların hepsini beslemem lazım. O yüzden ben bu bilgiyi edindikten sonra en sevmediğim besinleri bile ilaç niyetiyle yemeye başladım. Ve zaten siz onları böyle bir kaşık bile olsa yediğinizde onunla beslenen bakteri artış göstereceği için zaman içerisinde o bakteriler zaten sinyal gönderecek ve o besini tekrar sizden isteyecek. Mesela ben önceleri hiç pırasa yemezdim. Bamya yemezdim mesela. Ama şu an özellikle yemem gerektiğini düşündüğüm için yiyorum ve severek de yiyorum. Neden? Çünkü onunla beslenen bakteriler artık çoğaldı. Ama ben sürekli işte paketli gıda tüketiyorsam o zaman onunla beslenen bakteri grubu ya da onunla beslenen mantar grubunu çoğaltırım. Ya da işte olmaması gereken kötü bakterileri çoğaltırım. O zaman da onlar talepte bulunurlar. Ben de canımın istediğini zannederim, giderim hamur işi yerim. Evet. Aslında bakterilerimiz ver 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 diyordur değil mi içeride? Res Evet. Buko sormuş. Yedikten sonra pişmanlık duyuyorum ama yerken de çok mutlu oluyorum. Yani bu herhalde bu tür yeme atakları yaşayanların genel psikolojik durumunun özeti olarak Evet. ifade edilebilir. Bununla ilgili birkaç şey söylemek ister misiniz? Sonra da ufak ufak toparlayalım artık. Çünkü Duygusal yemenin aslında en büyük göstergelerinden bir tanesi. Yani o aslında yemek yerken keyif aldığımızı zannetmek bizim o anda dopamin yağmuruna tutuluyor olmamızdan kaynaklı. Haz aldığımızı zannediyoruz. Bunu alkol kullanan ya da alkol biraz daha sedatif bir şey ama madde kullanan biri de böyle söylüyor. Ya da işte kumarda oradaki o heyecanı, adrenalini yaşayan kişi de buna benzer şey diyor. Keyif aldığını zannediyor. Ya da işte internet bağımlısı bir çocuk ya da bir yetişkin internette geçirdiği zamanda da keyif aldığınızı söylüyor. Ya da hiç giymediği 50 tane ayakkabısı varken gidip 51.'yi alan kişi de bunu söylüyor. İşte orada aslında yemekten keyif almıyorsunuz. Keyif aldığınızı zannediyorsunuz ve aslında ihtiyacınız olan şey keyif almak ama aslında daha derinde orada siz bir olumsuz duyguyu bastırıyorsunuz. Ve yemek yeme eylemi bittikten sonra yatışıyorsunuz ve aslında bunun doğru bir yolu olmadığını zihniniz size söylüyor ve ardından suçluluk duygusu geliyor. Evet. Çok spesifik bir soru var aslında Nalan Şimşek. İsterseniz hani bu zaten çok burada yanıt verebileceğimiz bir şey değil ama genel geçer belki birkaç şey söyleyebiliriz. İnsülin direnci olan bireyde olan biri nasıl beslenmeli, iftiyete uygun mu diye bir soru sormuş. Yani buna kişinin bir diyetisyeni ya da hekiminin karar vermesi çok çok daha doğru olur. Yani ben fonksiyonel tıpla ilgili danışanlara psikoeğitimler veriyorum ama birebir onların nasıl besleneceklerine müdahale eden bir taraftan bunu yapmamaya gayret ediyorum. Çünkü zaten
Danışanlarımın büyük bir çoğunluğu ya doktor takibinde ya diyetisyen takibinde ya da bir koçla zaten çalışıyorlar. Yani dolayısıyla onları orada hani takip edecek birileri de var. Benim de koçluk eğitimlerim var ama benim için ağırlıklı olan taraf her zaman psikoterapi tarafı. Çünkü psikoterapi tarafını yönetebildiğinizde kişi diğer tarafa bir enerji harcayabiliyor. Şimdi insülin direnci hani bugüne kadarki deneyimlerimden yola çıkarak baktığımızda muhtemelen bu kişiler sıklıkla iki öğün zaten beslenemiyorlar. Çok fazla onları zorlayan bir şey oluyor bu. Orada eğer üç öğün onları kurtarıyorsa üç öğünle başlayıp ama içerikleri doğru içeriklerle besleyici içeriklerle tutup o acıkma aralarını, o öğün aralarını yavaş yavaş açtırarak genelde bir uygulama yaptırılıyor. Nedir? Mesela ben genelde işte 11-7 besleniyorum mesela. 11'de ilk öğünümü, akşam 7 gibi de ikinci öğünümü yapıyorum. Sadece iki öğün besleniyorum. Şimdi insülin direnci olan biri belki saat 3-4 gibi bir atıştırma ihtiyacı duyabilir. Ama burada tabii atıştırmadan kastım gidip bir sandviç yemeyecek. Belki işte çiğ kuru yemiş yiyecek. Belki glisemik indeksi düşük bir işte meyve tüketecek. Belki kemik suyu içecek gibi. Orada onu tekrar akşama götürebilecek, taşıyabilecek bir şeyle tekrar bedenini dengeye getiriyor. İşte bunu belki önce 3-4 saat 3-4 gibi yaparken sonra belki işte 3'ü işte 3,5 gibi yapacak. Sonra 4 gibi yapacak. Sonra 4,5-5'e doğru kaydıracak gibi. Orayı vücuda alıştırarak bir geçiş genelde yaptırıldığını gözlemliyorum. Ama tabii bu tamamıyla kişinin ne boyutta bir insülin direnci yaşadığı ya da işte o insülin metabolizmasının ne derece sağlıklı ya da sağlıksız olduğu ile ilişkili bir şey. Orada da kişi kendini takip edebilmeli ve bir uzman görüşüyle beslenmesini planlayarak yavaş yavaş o sürece geçmeli. Hipotiroidi için de şeyi söyleyebiliriz. Yani doktoruyla birlikte tiroid hormonunun değerlerine, düzeyine bakılarak genelde işte eliminasyon veriliyor ama eliminasyonun düzeyi de farklı olabiliyor. Evet. Doktoruyla birlikte karar vermesi ve sonra gerekirse bir Evet. ya da işte ihtiyaç duyarsa bir fonksiyonel tıp yaşam koçundan destek almasını tavsiye edebiliriz. Ama sonuçta sizin de anlattığınız gibi yani aralıklı oruç hemen hemen herkese iyi gelen bir beslenme biçimi, ancak orada bir geçişin şey olması lazım. İyi olan, Evet, uygun bir geçiş olmalı burada. havlu atmasın yani yapamıyorum diye, çünkü insülin direnci zaten başlı başına sıkıntı yaratabilir. Böyle düşünün yani geçmişte bundan binlerce yıl önce biz 6 öğün beslenmiyorduk zaten. Yani insan türü 6 öğün beslenmiyordu. Ne zaman bulursa o zaman besleniyordu. Dolayısıyla belki bu bazen günde bir kere oluyordu. Belki bazen 2 günde bir kere oluyordu. Av yapabiliyorsa işte toplayıcılıkla bir şeyler bulabiliyorsa gibi. Yani bu 6 öğün beslenme ya da işte tabii hastalıklar yani kişinin hastalığı vardır. Orada özel bir şey gerekiyordur. Bu bambaşka bir şey. Ama normalde bu kadar çok sık beslenmek yerine doğru içerikte, kaliteli besinlerle o günlük ihtiyacı karşılayacak şekilde beslenmek mesela benim hayatımda çok bana alan açan bir şey oldu. Çünkü gün içerisinde sürekli ne yiyeceğim, ne yiyeceğim diye düşünmüyorum. Ya da bir yere gittiğimde, evden çıkıp gittiğimde ne yiyeceğim diye düşünmüyorum. Zaten kahvaltımı yapıyorum, işte çıkıyorum, ta ki akşam eve dönene kadar tekrar yemek yeme ihtiyacım yok. Böyle bir ihtiyaç yok. Yani böyle bir arayışım yok. Dışarıya çıktığımda işlerimi hallediyorum, tekrar evime geliyorum ve evimde tekrardan yemeğimi yiyorum. Ve içeriğinde ne olduğunu bilerek bir yemek yiyorum. Ama diğer türlü dışarıda yemek yemek durumunda kaldığınızda içeriğinde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ne kadar güvenilir bilmiyorsunuz. Zaten dışarıya çıktığınızda işte hamur ve un baskın olduğu için işte börekler, çörekler, pideler, lahmacunlar, işte lavaşlar vesaireler. Bizim gibi beslenen insanlar biraz zorlukta yaşıyorlar aslında. Yani dışarıda yemek yemeye çalışırken ama orada tabii işte sebzeler daha kurtarıcı bir rol oynuyor. Yani protein kaynakları, sağlıklı protein kaynakları ve sebzeler özellikle benim için
kurtarıcı oluyor. Evet. Evet, şimdi yavaş yavaş toparlayalım çünkü 1,5 saati laf lafı açtı. Gayet güzel noktalara temas ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Son bir soru var. Onu ya Gülgün Hanım sormuş yine. Kişi zayıfladıktan sonra 50-60 yaşında dahi kas geliştirebilir mi diye sormuş. Kas her yaşta geliştirilebilir. Yani bir şey yeter ki bir. Kas, evet. Ama tabii burada belki şuna dikkat etmek gerekiyor olabilir. Hani 50-60 yaşlarından sonra kemik yoğunluğuyla ilgili bir sıkıntı yaşıyorsa eğer kişi, şimdi kas geliştirmek için biraz kuvvet antrenmanlarına ihtiyaç var. Yani dolayısıyla bedeni biraz zorlamak gerekiyor orada. Çünkü biliyorsunuz hani kas geliştirebilmek için bedeni zorlamam lazım. O liflerin bir miktar zedeleniyor olması lazım ki kendini onarırken zaten gelişecek onlar. İşte burada hani yaş 50'ye 60'a doğru geldiğinde o kuvvet direnç antrenmanlarında hani bir sakatlığa maruz kalmamak için orada bedeni doğru beslemek yine ve belki hani öncesinde bir doktor kontrolünden geçmek önemli olabilir. Yoksa antrenmanları, ağırlık antrenmanlarını hani önceleri gelişim çağındaki çocuklara önermiyorken şu an bazı çalışmalar artık gelişim çağındaki çocuklara da direnç antrenmanlarını önermeye başladı mesela. Böyle çalışmalar da var. Dolayısıyla o zorlantı, o egzersiz aslında vücudu dinç ve diri tutacak olan da bir şey. Dolayısıyla yapabiliyorsa kişi eğer sağlığı buna el veriyorsa bırakmamak ve buna devam etmek çok kıymetli. Çünkü ben mesela anne ve babamın da üst kuşağına işte dedem ya da işte anneanne baba hani o kuşağa baktığımızda insanlarda emeklilik diye bir kavram yok. Yani yaşamının belki son gününe kadar tarlada, bağda, bahçede çalışıyor bu insanlar. Aktif. Sürekli hareket halindeler. Yani belki hayvan besliyorlar işte onun yemini veriyor, suyunu veriyor. Tarlada, bağda, bahçede bir şeyler yapıyor. Tamam belki bugünkü insan gibi spor salonunda spor yapmıyor ama ondan daha kıymetli bir şey yapıyor aslında. Ve inanılmaz hareketler. Ama ne zaman ki bu insanlar eli ayağı işten çekiyorlar işte çökme o zaman başlıyor. O yüzden o fiziksel kapasite el verdiği sürece hareket halinde olmak ve üretiyor olmak. Hem bedensel olarak hem de zihinsel olarak bir şeyler üretiyor olmak ve kendimizi değerli hissetmek bu işin kilit noktalarından. Kişi kendini gerçekleştirmeli. Kendini gerçekleştirme yolunda bir takım tıkanıklıklar yaşıyorsak, hastalıklar, obezite, yeme problemleri, adı her ne olursa olsun başka sorunlar elbette ki gelip kapıyı çalacak. Evet, akşamın son final ve kurucu cümlesi de bu oldu. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Çok güzel, çok Ben değerli teşekkür ederim. verdiniz. Gayet güzel bir sohbet oldu. Yayını kaydedeceğim. Daha sonra da izleyebilirsiniz. Umarım ilerleyen günlerde başka sohbetlerde yapabiliriz. Farklı konularda, başka İnşallah. konularda yapabiliriz. Evet. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Akşam vakti vakit ayırıp dinledikleri için ben katılımcılara da ayrıca teşekkür ediyorum. Davetiniz için de size teşekkür ediyorum. Umarım başka konularla yine ya da belki bunun devamı niteliğinde konularla yine bir araya geliriz. Evet, yapalım ara ara biz bunu. Sevgili izleyiciler, sevgili arkadaşlarım, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki katıldınız. Sorularınızla da zenginleştirdiniz yayınımızı. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Evet, tamam.